Canan Karatay, E-Fry cihazları ile ilgili acaba ne düşünüyor hocam? Moda olan her şeye inanmak, güvenmek hakikaten doğru değil. Reklamı yapılan hiçbir şeye inanmayacağız. Elektronik sigaralar, bunun zararları konusunda ne dersiniz? %1500 kanserojendir. Çok büyük bir yalandır. Çok büyük bir dolandır. Aldanmasınlar. Ben şunu söylüyorum. Buyurun. İthal edilmesi yasaklanmalıdır. Bu direkt insanın varlığına hedef almak demek değil mi hocam bütün bu saydıklarımızdan? Bu hakikaten bence çok büyük bir insanlık suçudur. Çok büyük bir insanlık felakete sürüklendi ve ben bunlara kitlesel cinayet diyorum. Eğer uykusuzluk çekiyorsanız, evet, uykusuzluğun en önemli sebeplerinden biri insülin yüksekliğidir. Çocuklara neden içirmelisiniz biliyor musunuz? Neden hocam? Çünkü zeytinyağı ana sütünün aynısıdır. Biz de çocuklarımıza yaptırdık. 3 tane çocuk aşısı vardır. Onun dışındakine ben inanmıyorum. Beyinlerini lütfen şeytan gibi cerrahlara kiralamasınlar. Merhaba değerli izleyiciler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ekranlarınızın başına çok sevdiğimiz, çok özlediğimiz, nerede, ne yapıyor, ne konuşuyorsa dikkatle takip ettiğimiz Profesör Doktor Canan Karatay hocamızla birlikteyiz. Şeref verdiler. Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Çok teşekkür ederiz kıymetli hocam. Her önerinizi, uyarınızı elbette az önce söylediğim gibi takip ediyoruz. Hatta yeni bir bilgi duyduğumuzda Canan Hoca acaba bununla ilgili yorum yapmış mı diye bakıyoruz. Şimdi bundan hareketle güncel bir tartışmaya açık bir konu var. Canan Karatay, E-Fry cihazları ile ilgili, yani hızlı ve sıcak pişiren bu yeni nesil pişirme araçları ile ilgili acaba ne düşünüyor hocam? Hiç pozitif düşünmüyorum, hiç iyi düşünmüyorum. Kuru hava, E-Fry demek, evet, sıcak kuru hava demek. Sıcak kuru hava çok sıcak oluyor biliyorsunuz ve de besinlerin içinde bulunan beslenme ögelerini yok ediyor. Yok etmese bile azaltıyor. Bu bir. Yağları yok ediyor. O pişirilen şeyin yağı neyse çok sıcakta bozulur, delatüre olur. Evet. Trans yağ meydana gelir. Ya pişerken trans yağ çeviriyor. Tabii ki. Çok sıcakta. Yani kızartmadan farkı yok. Ama bu da yağsız kızartma. Aynı şey. Çok tehlikeli. Şimdi böyle... Şimdi çok moda oldu ama... Oldu. Tabii evet. Bizim insanlarımız da sağ olsunlar, var olsunlar. Modaya çok meraklılar ya gençlerimiz. Hı hı. Hemen koşup, hemen şey yapıyorlar ama hakikaten hiçbir faydası yok. Normal tencere yemeği yapsınlar efendim. Geleneksel, klasik. Evet. Şimdi cam olanlarını çıkardılar. Ondan sonra sistemin kapalı olanını çıkardılar. Rezistansını falan. Ama siz diyorsunuz ki bunların hiçbiri fark etmiyor. Tehlikeli. E-Fry'ı kullanmak tehlikeli mi? Tehlikeli çünkü sağlıklı yağ yok içinde. Proteinleri de denatüre ediyor, bozuyor. Ne pişiriyorlarsa ben bilmiyorum. Yani moda olan her şeye inanmak, güvenmek hakikaten doğru değil. Aklımızı kullanacağız. Reklamı yapılan hiçbir şeye inanmayacağız. Çünkü o reklamı yapılan sizin bizim iyiliğimiz, kolaylıklar için, sağlığımız için değil. Firmaların sağlığı için o reklamlar yapılıyor. Sanki Batı'nın gerisinde kalıyormuşuz kullanmazsak gibi bir algı oluşturuyorlar ama sizin düşünceniz biliyorum diyorsunuz ki bunların hepsi Batı'da kullanılan değil, onların aslında dönüp bakmadığı şeyler de olabilir değil mi? Terk edilen teknoloji Türkiye'ye gönderiliyor. Yani her türlü teknolojiden vazgeçince, azalınca, oradaki arz talep azalınca veya yeni bir şey çıkartıyorlar tabii ki. Üretimler, argeler bilmem neler. Yani yeni bir pazar şeyi çıkartınca eskiler rafta mı kalacak, nereye gidecek? Türkiye'ye gidecek. Çok acımasız ama gerçek. Öyle. Senelerden böyle öyle. Yeni değil. Bir mesele var yine çok güncel. Tıpta belirli bir istatistiki zemini olmadığı için sadece zararlı olacağı öngörülüp uyarı yapılıyordu ama şimdi ilk vaka çıktı. Nedir o? Elektronik sigara nedeniyle Amerika'da bir genç, 25 yaşındaki bir gencin ciğeri söndü. Yani ilk vaka ortaya çıkmış oldu. Şimdi yine Canan Karatay'a soruyoruz. Elektronik sigaralar veya puff denen küçük elektronik nargileler ki bunlar maalesef ortaokul dönemindeki öğrencilerin eline kadar düşmüş durumda. Buradan yetkililere de bir kez daha sesleniyorum. Gerçekten sıkı denetim gerekiyor. Bunun zararları konusunda ne dersiniz? Sigarayı bırakmak için masum bir araç gibi gösteriliyor ama gerçekten öyle mi? Şimdi ilk vaka diyorsunuz ama artık o kadar çok vaka oldu ki artık ilkini basamadılar, yayınladılar. Onu siz ilk diye görüyorsunuz. Senelerden beri bunların çok büyük kanserojen olduğu biliniyor Feyza Hanımcığım. Yeni değil ama tabii ki büyük güçler, bunu idare eden güçler bunların halka yayılmasını önledikleri gibi bir de daha sağlıklıymış gibi sigaralara karşı savaş açılınca artık başka çare kalmadı. Çünkü ilk başta hatırlıyorum, siz hatırlamazsınız, siz çocuksunuz tabii, dünkü çocuksunuz. 50'lerde mesela doktorlar da sigara içerdi sağlıklı diye. Evet. Aynı şey. Bu daha sağlıklı diye. Yani bu piyasanın bir oyunudur. %1500 kanserojendir. Çünkü içindeki maddeler özellikle genç çocuklarımıza, gençlerimize bunu hakikaten sigarayı bırakmayın ama bu daha iyidir diye çok büyük bir yalandır. Çok büyük bir dolandır. Aldanmasınlar. Hakikaten oyuna gelmesinler. Yazıktır, günahtır. O genç dimağları, genç beyinleri, genç vücutları, gelişmekte olan vücutları kansere açık bir hale getirmesinler. Yani göründüğü gibi ya da lanse edilecek hiçbir zaman değil. Hiçbir zaman. Tütünden çok daha tehlikeli. Tütün çok tehlikeli. Evet. Amerikan tütünü de çok tehlikeli. Sigaraların hepsi çok tehlikeli. Ama bu onların 1000 kat daha tehlikeli. Ama maalesef en büyük yalanlarla masummuş gibi satışa söylüyor. Ben şunu söylüyorum. Buyurun. İthal edilmesi yasaklanmalıdır. Evet. Eğer halk sağlığını düşünüyorsa bizim Sayın Sağlık Bakanlığı veya dernekler, beni suçlayan dernekler, evet, bunların için konuşmuyorlar diye soruyorum efendim. Çok haklısınız hocam, her zamanki gibi. Ben de bir kez daha hocama naçizane destekliyorum bir anne olarak ve lütfen gerekli denetlemeler yapılsın. Çünkü allayıp pullayıp süsleyip çocukların dikkatini çekecek hale getiriliyor bu ürünler. Yasaklanması lazım, denetlenme değil. Kesinlikle yasaklanmalı, evet, değil mi? Çok haklısınız. Çok kıymetliydi bu bilgi, diğerlerinde olduğu gibi. Şimdi sizin uyarılarınızdan şöyle bir başlıkları derlersek bakın neler var. Artmış olan pıhtılar, kalp krizleri, felç, uyuz, zola gibi ve her türlü otoimmün hastalıkların artmış olması. Şimdi hocamın uyarıları bunlar. Kardit, perikardit gibi, genç ve ani ölümler gibi. Bunları hocam söyledi ve hepsine tanıklık ediyoruz. Dünya tanıklık ediyor. Bunlar devam edecek mi, artacak mı hocam? Çünkü İngiltere'de özellikle caddelere acil kalp krizlerine müdahale edilecek şekilde sistemler kurulduğu haberi yayılmaya başlandı. Yani bunun olacağını zaten biliyorlar, bekliyorlar da o yüzden mi sistemi böyle kuruyorlar sorusu aklımıza geliyor. Artacak mı sizin bu uyarılarınızdaki belirttiğiniz hastalık? Hayır, çok artmış durumda zaten. Yani gökyüzüne çıkmış artışı hepsinin. Bu kola vurulan sıvılardan dolayı. Evet. Hepsi maalesef çok görüyoruz. Fıstı çok arttı. Ki bu da beyaz fıstı deniliyor. Beyaz, bildiğimiz beyaz fıstı deniliyor. Kanserler çok arttı. Turbo kanserler diyoruz. Kola vurulan sıvılardan sonra cilt hastalıkları her biri, işte sedef arttı, uyuz arttı, egzema arttı, zonalar çok arttı. Her türlü zona, göz zonası, efendime söyleyeyim, diğer zonalar çok arttı. Onun dışında hormonal dengeler çok bozuldu. Hanımlarda 1 ayda 3 kere adet görmeler çok arttı. Hamilelerde çocuklar erken düşükler çok arttı aşılardan sonra. Yani bu hakikaten bence çok büyük bir insanlık suçudur. Çok büyük bir insanlık felakete sürüklendi ve ben bunlara ne diyorum biliyor musunuz? Kitlesel cinayet diyorum. Kitlesel. Bizi ona maruz bıraktılar diye söylüyorum. Aklımızı başımıza almamız lazım. Bu gençlerde bu kadar fıstının artması ona bağlı. Burada şeyi de söylüyorum. Bir şeyi daha açıklamak istiyorum. Burada kalp krizini yalnız kolesterol yapar. Yalanı ve dolanının da fos olduğu çıktı ortaya. Çünkü genç çocuklar bugün pıhtı atıyor. Kolesterolü normal olan çocuklar, gençler, normal kolesterolü insanlarda pıhtı atılıp gidiyor. Hani kolesterol yapıyordu bunu. O da tamamen ayrı bir büyük başların uyguladıkları yalan ve dolandı. Maalesef buna hala halkımız çok inanmış durumda. Mesela hakikaten şeyden sonra bu kola vurulan sıvılardan sonra halsizlik çok arttı. Yorgunluk arttı. Yorgunluk çok arttı. Ritim bozukluğu da değil mi hocam? O zaten var. Ritim bozukluğu çok arttı. Düşünce bozukluğu çok arttı. Ve İngiltere'den bir rapor geldi. Geçen seneye ait bir rapor İngiltere'nin. Geçen hafta geldi. İngiltere'de şimdi 2023 yılında şimdiye kadar görülenin üstünde 1 milyon kadar ruh hastalığı artmış. Kişilik bozukluğu, bipolarlar, depresyonlar, anksiyeteler, panik ataklar. Şimdi bu kola vurulan sıvıların içindeki maddeler vücuda girdiği zaman bilhassa mRNA denilenler vücuda girdiği zaman vücudun hücrelerimizin çekirdeklerinde bulunan DNA'ya gidiyor ve parçalarıyla o DNA'yı değiştiriyor. Ve bu değiştirme yani genetik olarak değişiyor. Ne kadar devam edeceğini bilemiyoruz. Bu bir. İçinde bulunan bir de ayrıca içerdikleri grafen denilen bir madde var. Evet. O grafen de zaten vücutta yabancı bir metal olarak bütün hücrelere yerleşince hücrelerin normal fizyolojik fonksiyonlarını da dumura uğratıyor. Bir de ayrıca bu kola vurulan sıvılarda ki virüslerin küçük parçacıkları var, RNA'ları var. O RNA'lar insan vücuduna gelince DNA'yı oluşturuyor ve DNA'larda hakikaten bu biliyorsunuz o virüslerin fotoğraflarını hatırlarsınız. Böyle dikenleri var. O diken proteinler bütün hücreleri parçalıyor. En başta da neyi parçalıyor? Kalp hücrelerini, beyin hücrelerini, damar hücrelerini. Yani biz buna vaskülit diyoruz. Perikardit çok arttı. Miyokardit çok arttı. Bunlara bağlı olarak. Maalesef. Ve beyine de gittiği zaman, kanla beynine gittiği zaman da düşünme bozukluğu çok arttı. Yeni bir yazı geldi. Otizm sistemi de çok arttı. Otizm spektrumu var. Evet. Ama hafif derecede otizm olanlarda otizm son derece çok arttı hastalarda. Bu artık biliniyor. Ve de kanserler çok arttı. Kanser hücreleri içinde inceledikleri zaman bunları tabii doktorlar incelemiyor, cerrahlar incelemiyor. Bunları virologlar, biyologlar, mikroskoplar, laboratuvarda çalışan kişilerin verilerini konuşuyorum ben. İlaçlarla falan firmalarla hiç alakası yok. Hekimlikle de alakası yok. Temel bilimden bahsediyorum. Kanser hücrelerinden yani vücutta kanser meydana geliyor ki buna hiç turbo kanser diyoruz. Sebebini de söyleyeceğim. O kanser hücreleri bir de lösemi çok arttı çocuklarda. Aşı yapılmış olan annelerin çocuklarında ve çocuklarda yapıldığı zaman lösemi çok arttı. Kemik iliklerinde bu hastaların, bu kişilerin bulunan burada hakikaten bu aşıda bulunan parçacıklar içine yerleştiği gösterildi. Bu da kanıtlanmış oldu. Bunlar var fakat söylenmiyor. İşte Karatay'da söyleyince kavga çıkıyor. Evet gerçekten çıkıyor. Biz sizi seviyoruz hocam her zaman. Biliyorum. Evet. Bir yandan bunlarla mücadele veriyorsunuz. Hukuki zeminde de mücadele veriyorsunuz. Ama bir yandan da yine halkı bilinçlendirmeye ısrarla, cesaretle devam ediyorsunuz. Gerçekten ömrünüze. Hedefimiz zaten halkın ve gençlerin sağlıklı olması, sağlıklı bir dünyada yaşaması, gençlerimizin ve çocuklarımızın sağlıklı olması, ailelerin de mutluluğu. Yani böyle bir dünyada inşallah dinlerler de uygularlar da ama gençler çok dinliyor. Evet, yani bir kesim dinlemiyor. Onu ben biliyorum. Ama gençler hakikaten çok dinliyor. Geçenlerde Bahariye Caddesi'nde yürüyordum. Öğrenciler okuldan çıkmışlar. Dediler hocam Canan Karatay evet buyurun fotoğraf çekebilir miyiz? Tabii ki buyurun çekin. Biz dedi sizin dedi karakterlerinizi yapan kişileriz dedi. Siz çok seviyoruz hocam dedi. Evet. Dediler. Bu arada da çok anlayışlısınız da hem taklitlerinizin yapılması hem karikatürlerinizin çok önemli. Müthiş bir gönlünüz var. Gençlerimiz evet. Çok yaratıcı. Çok hakikaten teknolojiyi de çok iyi kullanıyorlar. Akıllarını da çok iyi kullansınlar istiyorum efendim. Bu acayip yalan dolan reklamlara inanmasınlar. Bu grafen meselesine komplo teorisi deyip biraz itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Şimdi sizden duymak o kadar kıymetli ki bu meseleyi. Komplo teorisi olamaz içinde var kardeş. Evet. Üretim sırasında içinde var. Bunun komplo teorisi mi olur? Onu söyleyenler de şey olanlar yani tabii ki var içinde. Çok önemli hocamızın söyledikleri, hem ruhsal bozukluklar arttı diyor, hem turbo kanserler arttı diyor. 1 milyondan fazla artmış İngiltere'de. Tabii bizde öyle şey olmaz, bizde artmaz, biz çok akıllıyız. Bu direkt insanın varlığını hedef almak demek değil mi hocam bütün bu saydıklarımız zaten? Bütün bunlar insanların doğalını bozmak, uzaktan programlamak için efendim. Şimdi çok tavsiye ediliyor bu zamanlarda, son zamanlarda ve çok kullanılıyor. Özellikle malum sıvıdan sonra meydana gelen bir takım hastalıklar, işte kan sulandırıcı tavsiyeler o kadar çok arttı ki doktorlar tarafından. Şimdi bizim de buraya geleceğimizi duyan olunca siz alışırsınız zaten. Hocama sorar mısınız işte aspirin ve türevleri gerçekten lanse edildiği gibi altın ilaç mı, bunu kullanalım mı, yan etkileri yok mu? Hocamız ne der diye çok soru var, siz de biliyorsunuz. Nedir bu aspirin türevleri, gerçekten çok mu kullanılmalı bu süreç? Hiçbir ilaç altın değildir. Aspirin tamam gerektiği zaman kullanıyoruz. Fakat hakikaten mide kanaması, beyin kanaması yapan bir tabii kan sulandırıcıdır. Ama ben aşı olan herkese veya sıvıyı bastıran herkese soğuk sıkıp zeytinyağı için diyorum. Sabah akşam şöyle bir kahve fincanı, küçük kahve fincanı, o pıhtıyı önlüyor. O vücuttaki meydana gelen inflamasyon dediğimiz, yani sıvılardan sonra oluşan inflamasyon dediğimiz, onu da baskı altına alıyor. Soğuk. Onun için hiçbir ilaç altın değildir. İşte o da yine bir propaganda. Hocamız ne kullanıyor düzenli olarak diyorlar mesela. Canan Hoca gün içinde, günlük yaşamında ne kullanıyor? Bize onu söyle. Ben ilaç kullanmıyorum ki. Ben niye ilaç kullanayım ki? Ben de ayda bir D vitaminimi yaptırıyorum. B12'mi yaptırıyorum. Zeytinyağımı içiyorum. Yetiyor. Suyumu içiyorum. Kahvemi içiyorum. Türk kahvemi şekersiz. Gitti. Ozon tedavisine nasıl bakıyorsunuz hocam? Canan ozon tedavisine iyi bakıyorum. Benim eşimin beli kırıldı. İşte onun tedavisini yapıyoruz. O hakikaten ozondan çok fayda gördü. Peki ozon tedavisi de çok merak ediliyordu. Canan Hoca ne der? Önemli. Ozon tedavisi güvenilir bir yerde yapılacak. Şey olarak tabii sadece ozon tedavisi tek başına değil. Evet. Karatay'ın bütün önerileriyle birlikte yapılacak. Yani bir tek her türlü zehri vücuduma sokayım, ondan sonra gideyim ozon yapayım. O her türlü zehri vücuduma sokayım, İstediğimi yapayım, ondan sonra gidip bir ilaç alayım, iyileşeyim. Bir altın ilaç alayım, iyileşeyim. Yok, böyle kolaylık yok. Bütüncül yaklaşmak hocanın bütün önerinde. Tabii yaşam sen bir bütündür ve vücudumuzda bir tek kan dolaşımı vardır. En ücra köşelere, en küçük hücrelere kadar o kandaki maddeler gider ve geri gelir. Onun için o ayrı o konuşmak doğru değildir efendim diye düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz? Doğru düşünüyorsunuzdur hocam. Magnezyum kullanımı doğru mudur? Kimler magnezyum kullanmalı? Bir de şunu eklemek istiyorum bunun yanında, çünkü genelde birbirine yakın sıkıntılarda verilen destekler olduğu için magnezyum, bir de yine uyku düzensizliği için, uyku bozukluğu için, bunun kaynağını da soracağım ama melatonin desteği veriliyor. Bir görüşte diyor ki Türkiye'de gerçek anlamda melatonin bulmak kolay bir şey değil. Her o gördüğünüz melatonin değildir. Bu melatonin desteği, magnezyum desteği için ne düşünüyorsunuz? Her uykusuzluk çeken ya da yorgun hisseden kullanmalı mı bunları? Kesinlikle önermiyorum. Yani bütün sistemi detaylı olarak bakılıp ona göre verilmesini düşünüyorum. Bu ayrı bir olay. Eğer uykusuzluk çekiyorsanız, evet, uykusuzluğun en önemli sebeplerinden biri insülin yüksekliğidir, hormon dengesizliğidir. Onları düzeltin. Tabii ki kaygı da var. Efendim pembe bir dünyada yaşıyoruz. Sıkıntılarımız hiç yok. Hiç. Tamam mı? Bolluk içindeyiz. Refah içindeyiz falan. Tabii herkesin her türlü sıkıntısı var. Ama esas metabolik bozukluk bir vücutta olduğu zaman, metabolik bozukluktan bahsediyor. Her türlü sıkıntı ortaya çıkabiliyor. Bir tek melatonin almakla düzelmez. Yalnız çok sıkıntılı olanlara belki kısa bir süre verilebilir. Onu bilmiyorum. Bazı hastalarıma veriyorum. Uyku çok önemli çünkü. Rahat ve derin uyku çok önemli. Sağlığın en temel ögelerinden biri rahat ve uzun uyumaktır efendim. Onu söylüyorum. Magnezyuma gelince, magnezyum çok önemli bir mineraldir insan vücudunda. En aşağı 400 işlemi, insan vücudunda gerekli işlemin kofaktörüdür, ana faktörüdür. Magnezyum eksikliği maalesef metabolik bozukluğu olan herkeste çok gözüküyor. Ama magnezyum güvenilir bir şekilde alınabilir. Hiçbir zararı yoktur. Bir de bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de en büyük sorunlardan biri biliyorsunuz kabızlıktır. Çok. Kabızlık pandemisi vardı. Çocuklar da hocam. Magnezyum eksikliğini gösterir. Yağ eksikliğini gösterir. Çok fazla şeker yemeği gösterir efendim. Çok fazla şekerli gazlı içecekleri kullanmak gösterir efendim. Hani siz diyorsunuz ya uyuyamıyorum diye. Eğer siz şekerli gazlı içecek içerseniz tabii ki uyuyamazsınız mesela. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ama uyku sorunu olanlara mesela akşam yatmadan önce çıkıp biraz dışarıda yürümeleri, serotonin salgılanması, ondan sonra eve geldikleri zaman bir ev yoğurdu yemeleri çok çok önemli. Veya ev yoğurduyla kristal kaya tuzlu ayran yapıp içmeleri çok önemli. Uykusu kaçanlara efendim televizyon seyretmesinler efendim. Bak teknoloji işte. Buyurun. Uykusu kaçanlara o akıllı telefonlarını odalarında yanlarında bulundurmasınlar efendim. Uykusu kaçanlara şarj makinelerini odalarında bulundurmasınlar efendim. Yani bunun sadece melatoninle alakası yok. Bakın bütün bunların düşünülmesi lazım. Isı çok önemli. Karanlık çok önemli. İşte mavi ışıklar, pembe ışıklar, bilmem ne ışıklar, onlardan uzak durulması lazım. Aa, renkli gece lambaları falan filan onların hepsi yok. Tabii ki. Oluşuyorlar. Bir de ben şey öneriyorum. Buyurun hocam. Yani gözlerini şöyle siyah kapatsınlar, simsiyah. Simsiyah olduğu zaman melatonin vücutta daha çok, daha rahat salgılanır. İkincisi de uykusu kaçanların en büyük nedenlerinden biri de kabızlıktır. Çünkü kabızlık olduğu zaman bağırsaklardaki normal mikrobiyom alt üst olmuştur. Onlar da hem serotonin üretirler hem melatonin üretirler. O üretilmiyor demektir efendim. Çocuklar için de bu geçerli, yetişkinler için de geçerli tabii ki. Çocuklara da zeytinyağı içirebilir miyiz? Soğuk sıkım zeytinyağı. Hayır, niye içirmeyeceksiniz ki? Ya, çocuklara neden içirmelisiniz biliyor musunuz? Neden hocam? Çünkü zeytinyağı ana sütünün aynısıdır içeriği olarak. Bir daha söylüyorum. Ana sütünün aynısı zeytinyağıdır. Bir tek farkları vardır. İçlerindeki oranlar değişiklik olabilir. Tek değişikliği ana sütünde hayvansal kolesterol vardır. Uyku için gerekmektedir. Zeytinyağında bitkisel kolesterol vardır, sterol vardır. O da uyku için gereklidir efendim. Siz yağsız kaldığınız sürece uyuyamazsınız efendim. Onun için akşamları ben öneriyorum mutlaka. Bağırsakları da çok iyi çalıştırır. Mide bağırsak florasını da normalleştirir, dengeleştirir. Hakikaten zeytinyağı, soğuk sıkım zeytinyağı güzel. Tahşiş olmamış, içine başka yağlar katılmamış zeytinyağı içebilirler efendim. Bak nasıl uykuları geliyor. Biz yağ kullanımı konusunda çok yanlış bilgilendirildiğimiz için yağdan tamamen uzaklaştık galiba. O yüzden bütün hastalıklar arttı efendim. Kronik hastalıklar Türkiye'de o kadar fazla ki. Yani kronik dejeneratif hastalıklardan bahsediyorum. Başta kanser, başta şeker hastalığı, başta kalp krizi, felç, böbrek hastalıkları, tiroiditler, karaciğer, pankreas hastalıkları, mide bağırsak hastalıkları, kabızlık, ishal, yok efendim huzursuz bağırsakmış, şuymuş, buymuş. Evet. Bütün bunlar hepsi vücutta sağlıklı besinlerin başta sağlıklı yağ ve sağlıklı proteinin ve de kristal kaya tuzunun yani minerallerin girmemesinden kaynaklanıyor. Hiçbiri ilaç eksikliğinden değil. Siz o mineralleri alalım mı almayalım mı? Siz önce bir sorusu toparlayın. Vücuttaki metabolizma, fizyolojik çalışma, normal, doğal fizyolojik çalışma bozulduğu zaman dışarıdan aldığınız hiçbir şeyin faydası yok. Zararı bile var. Şeyh Edebali diyor ki, toprak sağlıklı olmadıkça ektiğiniz hiçbir tohum yeşermez. İnsan vücudu da topraktır. Önce toprağımızı düzeltmemiz lazım. Biz senelerden beri sağ olsun Nihal Hanım'la beraber bunu o halka ulaştırmayan, o halkı biraz bunu bakımdan bilinçlendirmeye şey yapıyoruz. Çünkü hiçbiri ilaç eksikliğinden değil. Ve hiçbir ilaç, tamam hasta acil durumda kısa bir süre tabii ki ilaç veriyoruz. Ona ben bir şey demiyorum. Ben zaten acili kuran, koroner bakımı kuran, kalp hastası, kalp doktoruyum, genel dahiliye mütehassısıyım. Acil durumlarda tabii ki müdahale edeceğiz. Ama hiçbir ilaç hayat boyu verilmez. Eğer bir ilaç hayat boyu veriliyorsa, demek ki o sizi tedavi etmiyor. Niye hayat boyu mecbur kalıyorsunuz o zaman? O zaman iyileşmiyoruz değil mi? Bunun matematiği bu kadar ortada. Bu kadar basit. Onun için altın ilaç falan demeyin bana, beni delilendirmeyin. Peki hocam. Bizim farmakoloji dersimizde, farmakoloji dersi biliyorsunuz ilaç bilimi dersidir. Tıpta okudulur, 3. sınıfta galiba okutuluyordu, şimdi unuttum. Evet, 3. sınıfta başlarız. İlk cümle nedir biliyor musunuz? Ne diyor? Her ilaç zehirdir. Bunu böyle bilin. Her ilaç. Evet. Buradan hareketle başlıyor demek. Evet. Farmakoloji dersimiz öyle başlardı. İlk dersimiz böyle başlardı tıbbiyede. Tıp fakültesinde. Şimdi tıbbiye demeyeyim, anlamazlar. Estağfurullah. Ya, onun için yok altın ilaç diye aspirin demeyin. Kanı sulandıracak zeytinyağı en önemli. Çünkü zeytinyağı altın suyudur, her zaman söylüyorum. Çok güçlü antioksidandır. İçinde her türlü yağ vardır. Omega 9, omega 3 ve kanı doğal olarak sulandırır. Ve vücutta meydana gelmiş olan kronik inflamasyon diyoruz. Onu baskı altına alır. Bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Ağrılarımızı giderir. Kalp krizini önler. Bunlar çalışmalarla gösterilmiştir. Ben bütün kitaplarımda bunları veriyorum. Merak edenler kitaplardan bakabilirler. Yani altın ilaç arıyorsanız soğuk sıkın zeytinyağına bakın diyorsunuz. Altın öyle anladık. Altın suyu. Zeytin de altındır efendim. Onun için senelerce 1950'den sonra biliyorsunuz zeytinyağını yasakladılar. Yalnız burada bir şey söyleyeceğim. Zeytinyağı diğer çekirdek yağlarıyla karıştırılmamalıdır. Yani mısır özü yağı veya ayçiçek yağı gibi. Peki fındık? Hiç alakası yok. Fındık hocam, fındık yağı. Soğuk sıkım olursa, ama tabii ki soğuk sıkım olur. Öyle mi? O da tekli doymamıştır. Hiç olabilir ama fındık yağı o kadar çok kullanılmıyor. Ben zeytinyağından bahsediyorum. Evet, özellikle ülkemiz asırlardan beri bir zeytin ülkesidir. Ve ülkemizde bütün Anadolu'da, Artvin dahil, Siirt dahil, Doğu'da dahil, Batı'da dahil 180 tür zeytin vardır. İnşallah. Yaprağı da çok önemlidir. Evet. Yaprağı da çok önemlidir. Zeytin ağaçları biliyorsunuz 2000-2500 yıl yaşıyor. Yapraklarından dolayı ve köklerinden dolayı. Ve de zeytin ağaçlarının koca koca gövdeleri var ya, etleri görüyoruz. Onlar nasıl besleniyorlar? Şu kadarcık topraktan mı besleniyorlar? Kayadan besleniyorlar. Kaya, yani kristal kaya tuzundan besleniyorlar. O yüzden de o kadar işte mucize arıyorsanız zeytin ağacına bakın. O kadar sağlıklı. Doğa onu bize vermiş efendim. Ama aklımızı kullanmamız lazım. Aristo o zaman biliniyor tabii çok. Thales de biliyor, Aristo da biliyor zeytinin ne kadar önemli olduğunu. Aristo diyor ki Atina meclisine öneri veriyor. Kanun önerisi veriyor. Bir zeytin ağacı kesenin başı vurula. Keşke aynı görüş devam ediyor olsa ama maalesef bu konuda çok yazılmıştı. Başı vurulurdu. Evet. Bu kadar zeytin ağacı. Evet. Katliamı değil mi? Şimdi bizim arkadaşlarım görüntüyü kullanırlar. 2012'de çekilmiş bir fotoğrafımız var televizyon programında hocamla. Ve önümüzde ki o gün yayında konuşmuştuk. Bu zeytin ağaçlarıyla ilgili mücadele vermeye çalışıyordu konuşturulabildiği çerçevede hocam. Ve İngiltere'den getirdiği bir yağ şişesi var. O fotoğrafta önümüzde görüyorsunuz. İlaç gibi İngiltere'de ben onu eczaneden aldım. Eczanede sağlıklı ilaçlar ve sağlıklı anti-inflamatuar dediğimiz ağrı ilaçları grubunda satılıyordu. Ve İngilizler onu o şekilde kullanıyor ki o yaptıkları bizim yani o şey o kadar da bizim soğuk sıkım dediğimiz değil. Daha böyle karışık falan filan, daha hafif renkli falan filan ama onu bile ilaç diye kullanıyorlar. Haberiniz olsun. Yani mücadelesi ne kadar istikrarlı hocamızın değişmeyen kaideleri var insan sağlığı ve bilinçlendirme konusunda. Bir kere daha bu görevdir benim için paylaşmak, tanık olan çok seven bir kişi olarak. Hakikaten ömrünüze bereket hocam. Şimdi geçmeyen öksürükten muzdaribis hocam. zorlayan öksürük, tedavisi süreci zor geçen öksürük. Nereden çıktı bu öksürük? Ne yapacağız hocam? Baskılayıcı ilaçlar mı yine? İlaç demek korkuyorum. Yani bir kere ilaçlar bunu artırıyor. Çok fazla öksürüldüğü zaman veya balgam çıkartıldığı zaman bakılması lazım. Ama olay şu. Bu hakikaten sıvı vurulmuş kişilerin de artık solumayla virüsü yaydıkları gösterildi. Yani aşının virüsü yaygınlığını önlemediği, hastaları korumadığı 1000 kere gösterildi. Ve bunlara maruz kalan aşı olmamış kişilerde dahi hakikaten üst solunum yolu mukozasında iritasyon oluyor. O öksürük hakikaten uzun süre geçmiyor. Bunun için mukozayı yumuşatmak lazım. Yani hemen gidip antibiyotiğe falan başlamasınlar. Çünkü ateş çıkmıyor. Evet. Çünkü bazılarında balgam da yok. Bu iritasyona bağlı. Bu iritasyon yalnız bundan değil. Kullanılan evdeki kimyasallar, çamaşır suları, okullarda kullanılan aşırı çamaşır suları, bu hakikaten içinde bulunan kimyasallar en büyük zehirlerdir. Bunlar üst soluduğumuz zaman orayı hakikaten tahriş ediyor. Evet. Ve onun için oluyoruz. Yani çocuklar çok iyileşiyor. Eve hasta okula gönderiyorsun. Hasta geliyor. Burnu tıkanıp öksürerek geliyor. Virüsle alakası yok bunun. Okullarda kullanılan ve okula girdiğiniz zaman kokusu bile size veya AVM'lere girdiğiniz zaman ki deterjanlar bunu yapıyor. Bunu 100 kere söyledik. Bunlar bu kuru öksürüğü yapıyor. Büyükler için söylüyorum. Zeytinyağıyla gargara çok önemli. Ağzında şöyle şey yapıp oraları yumuşatmak, dokuyu biraz beslemek çok önemli. Yutsun mu sonra? Sonra yutabilirler ama ağızlarında böyle 3 dakika onu şey yapsınlar. Kristal kaya tuzu koyup emebilirler sulandırmak için ve hücrelere doğal mineral sağlamak için, sağlayarak hücreleri güçlendirmek için. Bir de İngiliz karbonatlı suyla da ağızlarını yıkayabilirler. Ve de burunları tıkanıyorsa burunlarını hakikaten şöyle çekebilirler. Açık olması lazım. Çok şey olanlar, sıkıntılı olanlara da akşamları buğu yapmalarını ben öneriyorum. Eskiden buğu yapıyordu. Evet. Öyle ya, eczaneden ilaç al, kimyasalları sok. Onlar daha beter yapıyor, haberiniz olsun. Yani o sıradaki sıkıntıyı geçiriyor ama uzun süre etkisi daha beter. Buğu yapmak çok önemli. Bir sıcak su, yani bir tasa koyuyoruz. Kaynamış. Onun içine not alalım sevgili dostlar. Efendim not alın efendim. Evet, sağ olun. Onun içine ev sirkesi, şöyle bir çay bardağı. Sirke. Onun içine yarım çay bardağı kristal kaya tuzu, yarım çay bardağı İngiliz karbonatı, 10-20 damla da %5'lik ligol koyup solusunlar, nefes alsınlar, nefesleri açın. Ligol %5'lik olacak, evet, değil mi? Ligol solüsyonu %5'liktir. %2'likler satılıyor, evet. Onlar ligol değildir efendim. Öyle mi? Evet. Daha hafif diye sanki o da tercih ediliyordu. %2'lik olanlar gerçi ligol değil diyor hocamız. Bakın çok önemli. %5'lik olacak. Ligol diye ona şey yapıştırıyorlar. Evet. Ligolü yapan Fransız kimyacı, ligol ondan geliyor, %5'liktir. Bunu yapacağız. Eskiden hani o bildiğimiz üzerimize herhangi bir örtü, havlu, bir şey alacağız diye onu teneffüs edeceğiz. Evet. Tamam, bu yapacağız. Çok önemli. O hakikaten yumuşatır. Evet. Bunu mutlaka evinizde yapın sevgili izleyiciler. Şimdi hocamızın bir şey daha söyleyeyim. Buyurun kıymetli öksürenlerin en önemli sebebi, öksürüğün en büyük sebeplerinden biri de havanın kış aylarında soğuk olması ve kuru olması. Ev içlerindeki kuru olmak. Ev içlerinde evimizde bir tencereye sirke koyup sirke kaynatırsak efendim, o da havaya karıştığı zaman hakikaten buharı da faydalı olur efendim. Eskiden çok ateşli, bizim çocukluğumuzda evlerde ateş olduğu zaman, grip olduğu zaman, çocukluğumuzdan beri biz grip oluyoruz. Yani bu korona falan çıkardılar sanki grip kıyametmiş gibi. Ateşli hastalığı olan evlerde sirke kaynatılırdı. Çok böyle. O hakikaten o buharı da çok önemli. Ve de soluduğu zaman, vücuda girdiği zaman vücudu alkali yaptığı için o da çok önemli. O zaman şey yapalım, o kaynar halde çocuğun, hastanın yattığı odaya bir kenara koyalım. Şöyle bir yayılsın havaya, değil mi hocam? Yani kalorifere koyulabilir. Şimdi öyle modern evlerde bizim eski kaloriferler yok tabii. Güzel, üstünde hepsine var. Evet. Doğru. Bakın yine çok önemli bir bilgi. Şimdi bu artan şikayetleri ya da devam eden şikayetleri konuştuk ya sıvıdan beri hocam. Herkesin böyle bir kemik ağrısı yok, fibromiyalisi yok, bir şey. Yani sürekli bir ağrıdan, halsizlikten kolun kalkmıyor. Bundan şikayetçiler ağrı kesicilerle, kas gevşeticilerle baskılanıyor tırnak içinde. Buna daha kalıcı bir çözüm ne olabilir ya da nereden geliyor bu sorunun kaynağı hocam? Tabii bu sorunun kaynağı yine bir kere ağrı kesiciler çok tehlikeli. Bir, mideyi kanatır. İki, kalp krizi yapar. Bu biliniyor. Ve daha önce çıkan 1980'lerde, 70'lerde çıkan bazı ağrı kesicileri, şimdi ismini söylemeyeyim, çok sık kalp krizi yaptığı için piyasadan çekildi. Ama bizim ülkemizde neredeyse %50-%60 kişinin metabolizma bozukluğu var. Metabolik bozukluk diyoruz biz bunu. İşte ya karaciğeri yağlı ya göbeği yağlı. Hatta şişman olması şart değil. Mesela siz gayet güzelsiniz figürünüz. Belki sizin de karaciğeriniz yağlı olabilir. İşte bu kişilerin ağrı ilacı kullanması tehlikeli. Karaciğeri de bozar, böbreği de bozar. Ben D vitamini dediğim zaman ki D vitamini 3 liralık bir şey. Ondan sonra aman böbreği bozuyor deyip üstüne atlıyorlar. Ama şakır şakır ağrı ilaçları da yazıyor. Mide kanaması yapar. Bir. İkincisi, bağırsak florasını alt üst ediyor. En büyük kabızlık sebeplenler. Bağırsak florasını alt üst ediyor. Ben bir hasta geldi, onu söyleyeyim. Çok enteresan. Çok ağrısı olmuş hastanın. Bunu hekimi ağrı merkezine göndermiş. Ağrı merkezleri var ya. Hı. Ağrı merkezlerinde de hiç ismini bilmediğim bir sürü ağrı ilaçları verilmiş. Bu yaşlı bir bey verilmiş. Selamet olsun dinliyorsa. Ve çok şiddetli kabız olmuş. Çünkü bağırsak florası, mide florası, ağız florası mahvoluyor ve kabız olmuş. O kadar şiddetli kabız olmuş ki yani tıkanmış, bağırsaklar tıkanmış gibi. Cerrahlar demişler ki, biz demişler bağırsağınızı ameliyat edelim, şurayı açalım, rahat çıkarsınız. O da beni dinlemiş. Zeytinyağı içmiş, hop bağırsakları açılmış. Hadi buyurun. Yoksa ameliyat geçirecekti. Hani eskilerin dediği gibi bıçak değecek ve ondan sonra zeytinyağı içiyor ve bağırsakları açıyor. Yani maalesef onun için halkımızın uyanık olması lazım. Kendisi çok uyanıkmış hakikaten. Hocam diyor zeytinyağı içtim, hiçbir şeyim kalmadı diyor. Şifa olsun. Çünkü şifa olsun. Hı hı. Daha da iyileşecek inşallah. Ama hakikaten aklınızı başınıza alın. Herkesin her söylediğini bıçak altına sakın yatmayın. Vücudunuzun bütünlüğünü bozmayın. Çok önemli bir yere geldi hocam. Ben de şunu soracaktım. Bir akım var. Genelde gelişmekte olan ülkelerde ya da Orta Doğu ülkelerinde çok fazla görüyoruz. Maalesef böyle. İstatistikler de bunu gösteriyor. Gençlerin estetik kaygıları. Tabii bununla ilgili bir tıpta bir alan da oluştu. Şimdi kimse kusura bakmasın ama... Aloblast var, bunun çeşitli işte sünnet derisinden müdahale, bir takım mezoterapi gibi bir sürü dalları çıktı. Hala da çıkıyor güzellik uğruna yapılan bir takım operasyonlar. Şimdi biz böyle bir şeyler yaptırıyoruz ama ucu geliyor dolaşıyor. Canan hocama başvuruyoruz. Tabii sıkıntısını da kendisine anlatıyoruz. O yüzden bütün bunlar sadece yüzeysel cilde zararlı riske edebilecek operasyonlar mı yoksa bunlar sizin alanınıza da etki edebilecek şeyler mi? Bu kadar çok güzellik için vücuda bir şeyleri enjekte ettirmek doğru mu? Tabii ki doğru değil. Vücut sadece cilt değil ki. Bütün vücutta kan dolaşımına katılıyor. Botoks denilen olay evvela 3-4 ay sonra kalmayacak, 6 ay sonra kalmayacak deniliyor ama yapılan bir araştırma geldi. 20 sene önce botoks yapılmış. Beyinde botoks şeyleri çıktı. Gösterildi. Hamileler bile yaptırıyor hocam. Ne yapayım? Ama akıllarını başlarına alsınlar. Beyinlerini lütfen şeytan gibi cerrahlara kiralamasınlar. Beyinlerini şeytan gibi cerrahlara kiralamasınlar diyor hocam. Bak botoksu yaptıranlar bir kez daha düşüyorsun. Sonra gidip hocamıza ağlıyor. Botokslar, estetikler, burun indi, burun çıktı, meme indi, meme çıktı. Karın alındı, implantlar. Kaç kişi karın liposakşın dediğimiz olaydan sonra tabii kadınların hanımların ince karnı güzel gözükeyim. Güzel gözükme kardeşim, sen zaten güzelsin. Gençlik en iyi güzellik senin için. Ama bu yine endüstri tarafından maalesef pompalanıyor. Ve de bunun için merkezler açıldı. Birçok merkez açıldı biliyorsunuz. Ve bu merkezlerin finansı nasıl yapılacak? İnsanları kandırarak, bıçak altına yatırarak. Kampanyalarla, algı yönetimiyle. Evet. Bu arada bütün o operasyonlar, karın gerdirme hepsine karşısınız. Bunun altını bir kere daha çizelim. Çünkü gerçekten pompalanıyor. Metabolik bozukluk olan bir vücutta cerrahi düzeltme olmaz. Resmen kandırıyorlar. Dünyanın da parası gidiyor. Bantlarında hayatları gidiyor. Hayır, yani mide küçültme de, mide daraltma da, çok rica ederim. Midesini daraltıyor. Çok şişman. Ondan sonra sulu yiyeceksin diyor. Başka sulu yesen zaten kilo gider. Ama vakit alır. Evet. Ama bunlar kısa sürede hemen iyileşeyim, ayağa kalkayım, öyle lanse ediliyor tabii ki. İnanmasınlar, güvenmesinler. Metabolik bozukluğu olan hiçbir hastalık, ki buna kanser de dahil, metabolik bir hastalıktır kanser. Şeker de dahil metabolik bir hastalıktır. Cerrahiyle düzelmez. Çok kıymetli hocam. Bu arada bir şey soracağım, yine zor bir şey soracağım. O yüzden düşünerek soruyorum. Sıvılar meselesinde hocamı o kadar çok üzdüler ki, ama ben de ilk ayakta. Ben de üzülmedim canım. Yordular mı? Yok, uğraştırdılar. Yok, hayır, hiç uğraştırmadılar. Kanala çıkmadım. Kanala çıkartmadılar. Siz çıkartmıyorsanız ben de gelmiyorum dedim. O bitti. Kendi kanalını kurdum. Karatay Sözü kanalım var biliyorsunuz. Lütfen takip edin. Onları takip etsinler. Hastalanmazlar. Hastalananlar iyileşir. Vakit alır. Ama doktor dolaşmasınlar. İlla gidip şurada baktırayım, burada baktırayım, ayda bir kanala baktırayım. Bunlar hepsi tuzak. Detaylı başlık Nihal Hanım'la çok güzel yayınlar yapıyorlar. Mutlaka takip edin sevgili dostlar. Şunu soracağım. Bebeklik sıvıları ile ilgili aileler ve sağlık çalışanları arasında bazı çatışmalar, çekişmeler başladı. Yaptırmak istemiyorlar. İlk iğneleri, ilk sıvıları, yazı alınıyor, dilekçe veriliyor, sonra mahkemeye veriliyor. Bu süreç uzuyor. Bize de çok bildirim geliyor. Bu konuyu gündeme getirir misiniz diye. Yani bu ilk sıvıları, bebek sıvılarını, topuktan kan aldırmayı, şunu bunu yaptıralım mı, yaptırmayalım mı? Bunların hepsi tuzak mı? Yoksa gerçekten olmalı mı? Sağlık çalışanları, aileler arasında bir çatışma var. Canan Karatay hocam bu konuya ne diyor? Şimdi çocuk aşıları biz de çocuklarımıza yaptırdık. 3 tane çocuk aşısı vardır. Onun dışındakine ben inanmıyorum. 3 tane çocuk aşısı var. Kızamık, kaba kulak ve varisonli dediğimiz, yani kızıl kızamık, o aşılar. Onlar zaten yapılıyordu. Ama onun dışındakiler hepsinin hiçbirine inanmıyorum. Çünkü neden? Yani bir aşı şeysi var biliyorsunuz, listesi var. İşte ne bileyim ben 18 aya kadar veya 3 yaşına kadar çocuklara en aşağı 20 tane aşı yapılıyor. Evet, maalesef. Tamam. Öyle Dünya Sağlık Organizasyonu, büyük Rockefeller büyüğümüz öyle emretmiş. Ama hiçbir hastalık azalmadı ki. Daha beter çocuklar hasta. Bağışıklık sistemlerinin gelişmesine mani oluyorlar ve doğal bağışıklık sistemi çöküyor. Mesela orta öğretim çocuklarının tetanoz çıktı şurada birkaç senedir. Çok tehlikeli. Hamilelere tetanoz yapıyorlar. Ken alaka. Bir hamile çocuk doğuracaksa ya hastanede sezeryan olur ya da doğumhane tertemizdir. Ne demek gebelere tetanoz aşısı yapmak? O çocuk mahvoluyor zaten. Ana rahminde gelişemiyor zaten. Bu kadar SMA'lar ne kadar arttı? SMA 1, SMA 2, SMA 2. Ondan sonra devlet ödüyor mu, ödemiyor, para toplayalım efendim, verelim efendim. Hepsi yalan, hepsi dolan. Bu kadar tip 1 şeker hastalığı sıvılardan sonra o kadar çok arttı ki. Yani çünkü bu sıvı, kola vurulan sıvılar hakikaten bağışıklık sistemini göğe yapacak yerine bütün bağışıklık sistemini çökertti. İnsan vücudunda, bizim vücudumuzda her türlü hücre vardır. Buna kanser hücresi de dahil. Buna kötü hücreler de dahil. Ama bunlar hepsi uykudadır. Kendimize iyi bakarsak bunlar uyanmazlar. Bunu ben söylemiyorum. Bunu hakikaten bilimsel olarak da verileri var. Ama bağışıklık sistemi çöktüğü zaman yiyecekle, içecekle, yaşam biçimiyle, sıvılarla hop bunlar kanser hücreleri gözünü açtı. Uyandırılıyor. Kanser hücreleri uyandırılıyor. Yani bütün mesele bu. Yoksa kanser de yok, annende var, sende de olacak. Artrit annende de var, sende de olacak. Hepsi yalan, hepsi dolan. Herkes kendi vücudunu tanısın. Babam kalp krizi geçirdi. Evet, diyor mesela, hastalar söylüyor. Hastaneye yatırdık. Doktor dedi ki, senin de kalp krizi geçirmen imkansız, sana da bir anjiyo yapalım. Var mı böyle bir şey kardeşim? Hiçbir şikayeti olmayan bir insana bu yapılır mı kardeşim? Bunlar hepsi endüstrinin şeysi. Çünkü hem anjiyo aletleri bakımından, evet, laboratuvar bakımından ki Türkiye'de yani femoral yolla, yani bacak arteri yoluyla anjiyoyu getirip yerleştiren, kuran kişiyim ben. Eğiten kişiyim. Ama bir endikasyonu vardır kardeşim. Acaba sende de ileride çıkmasın diye, yok böyle bir şey. Tamamen korkutarak, panik kapatarak, tabii insanlar paniğe kapılıyor. Babam böyle oldu ya bende de olursa diye. Bu şeyi kullanarak hakikaten, ama ben İngiltere'den geldiğim zaman 1974'te orada 2 sene Liverpool'da, değil mi hocam? Liverpool'da çok önemli bir kalp merkezinde eğitim gördüm, geldim. Koskoca İngiltere adasında, Kuzey İrlanda'da dahil bulunan anjiyo aletinin sayısından çok daha fazla anjiyo aleti İstanbul'daydı. Yalnız İstanbul'daydı. Şimdi MR aynı şekilde. MR, evet, aletleri. Ve de tabii o MR aletlerinin giderini sağlamak için, bulabilmek için, çünkü işte taksitle alınıyor, yok ödeniyor krediyle vesaire vesaire, neyse bir bütçeler, büyük bütçeler, onu ödemek için herkese MR yapılıyor. Bir hastam yazın bulantı kusması oldu. Bulantı kusması. Olabilir, yaz insanı biliyorsunuz. Bulantı kusması. Ay bu kusma acaba beyinden mi geliyor diye beyin MR yaptılar hastama. Yine MR'a girmiş oldu yani. Evet. Şekilde MR'a. Yani ishal olan, kusan, belli ki gıda zehirlenmesi, işte dondurmada, şurada, burada, beyaz dışarıda yerlerde yazın çok görüyoruz, siz de biliyorsunuz. Buna MR yapılır mı kardeşim? Daha detaylı görelim, daha zararlı. Ne göreceğiz kardeşim? Yok bir şey ortadaki görecek. Ondan sonra bir şey yok deyip, normal deyip eline veriyorlar. Peki MR, mamografi, ultrason üçüyle ilgili nasıl bir kıyaslama yapılabilir hocam? Ne dersiniz? Vallahi hasta gerekiyorsa tabii ki yapılacak. Biri diğerinden daha çok hastanın şikayetine göre yapılacak, kişisel olarak. Mamografi, evet, hiç yapılmaması lazım. Mamografi hanımları hakikaten çok tehlikeli. Yani İngiltere'de British Medical Journal var. Çok meşhur bir tıp dergisi. O da yayınlandı 10 sene önce, 15 sene önce yayınlandı. Yeni değil. Biz hanımlardan gereksiz yere 40 yaşından sonra mamografi yaptırdığımız için meme kanseri çok arttı diye. Bunu yayınladılar resmen. Ama bizim şeyler, ne bileyim ben, işte menopoza girsin, yok bilmem ne olsun, 6 ayda bir mamografi var. Evet, 6 ayda bir diyorlar. Sakın ha, sakın ha, sakın ha. Yani özel hastaneler özellikle maalesef bu konuda, devlet hastaneleri de yapıyor. Şimdi evet, artık sisteme giriyorlar. Mesela diye Canan Karatay mamografi kaç yaşında? 80 yaşında. 6 ayda bir hop senin peşine düşüyor. O kadar güzel oltaya gelmiş ki halk. Getiriliyor ki halk. Ama halk için değil, insanlar için değil. Bunu insanlar artık biraz uyansınlar diye uğraşıyoruz biz Nihal Hanım'la birlikte. Her ikiniz de var olun. Bu arada Nihal Hanım yine bir kere daha burada zaten kendileri kamera arkasında, kulaklarını çınlatıyoruz biz de buradan, ama çok önemli bir mesele var sevgili dostlar. Biliyorum yakın zamanda hep beraber izledik bu konuyu. Canan hocamın bu konudaki uyarısını, ama şimdi biz konuşuyoruz ya, hocam bazı tarifler verdi, bilgiler verdi. Bazı başlıklar çıktı. Şimdi bunu bazı üreticiler deepfake teknolojisiyle yine kullanmaya kalkacaklar. Çünkü hocam nerede ne konuşursa konuşsun, onu mutlaka o kendilerine işte bir zeytinyağı markası atıyorum, ya da işte sade yağ, ya da işte kuyruk yağı, bir şey. Hocamın övdüğü herhangi bir maddeyi üreten, besini üreten bir firma, kötü niyetli bir firma, iyi niyetli değil, deepfake teknolojisiyle hocamın yüzünü kullanıyor. Şimdi ve sesimi kullanıyorlar. Sesini de kullanıyor. Yani yapay zekayla resmen sesimi de kullanarak hakikaten çok acı, sade gıda olsa o kadar enteresan şeyler satıyorlar ki benim adımı kullanarak. Hatta inanıyor, halk naivdi, yazık halkımıza. Şuradan taksiye yürüyorum. Evet. Bir bey beni durdurdu, hiç tanımıyorum. Canan Hoca dedi, siz dedi prostat ilacı öneriyor musunuz? Alayım mı dedi. Ben hiçbir ilaç önermem. Bakın ilaca karşıyım. Evet. Size senelerden beri söylüyoruz. Bunlar ilaç eksikliğinden değil, metabolizmanızı bozmayın. Kronik inflamasyonunuzu düzeltin diye uğraşıyoruz. İlaçların hiçbiri düzeltmez, kanmayın. Yiyecekler için de hiçbir şey söyleyemem. Tabii çok reklamımı yapanlar var ama ben hiçbir zaman bir reklam ne çalışırım ne ederim, senelerden beri söylüyorum. Daha önce de söylemiştim, size de söyleyeyim, bir hasta geldi. Yani benim hastam, senelerden beri takip ettiğim hasta. Senelerden beri beni tanıyan bir hasta bunu soruyor. Ne sordu biliyor musunuz? Hocam dedi, sizin önerdiğiniz jileti bulamıyorum. Jileti Canan önerdi diye. Jilet öneriyormuşum. Ben prostat ilacı öneriyormuşum. Bunlar yalandır, dolandır, sahtekarlıktır. Ama bunlardan biz tabii ki devamlı mücadele ediyoruz. Devamlı sağ olsunlar avukatlarım uğraşıyorlar. Biri kapanıyor, biri açılıyor. Bunlara kimse ceza vermiyor, dur demiyor ama Karatay konuşunca cezalar geliyor. Suç duyurusu geliyor. O kadar haklısınız ki şimdi. Yani burada şimdi ironinin ne olduğunu anlayın. Onlara hiçbir şey yok, reklamlara, acayip reklamlara. Ben ne diyorum? Reklamı yapılan hiçbir şeye inanmayın. Reklamı yapılan hiçbir şeye güvenmeyin. O sizin iyiliğiniz için değil, o firmanın iyiliği için. Yine niye konuştuk bunu? Çünkü dediğim gibi şimdi konuşuyoruz. Farzı misal hocam dedi ki tahin iyi, şu iyi, bu iyi. Bu markayı ya da bu gıdayı üreten bir firma bunu kullanıyor. Bu yayından da çıkma olasılığı yüksek. O yüzden hocam defaatle vurgulamak istiyor. Hukuki mücadelesini veriyor ama bitmiyor diyor bu. Bitmez. Evet, bu suistimal bitmiyor. Bu manipülasyon bitmiyor. Lütfen suistimal bitmiyor. Suçlamalar da bitmiyor. Vallahi size güç sabır diliyoruz hocam. Çok kıymetlisiniz. Hep size söyledim. Hastalarınız, danışanlarınız, gelen hastalarınız da böyle geliyormuş. Bana da buraya bir aydır geleceğim bilen eş, dost, konu, komşu kim varsa hocam ne kullanıyorsa temel soru bu. Hocam kendisi günlük yaşamında ne kullanıyor? Mesela işte akşam yatmadan önce ne yapıyor? Sabah kalkınca ne yapıyor? Temel sorular bunlar. O kadar güveniyorlar ki size. Bu sevgi hem çok kıymetli hem de sorumluluğu çok büyük. Siz de zaten bu yüzden bu reklamlara bakmayın, şuna kanmayın, buna kanmayın diye özellikle uyarıyorsunuz. Son bir şey bununla toparlayayım. Ne yapıyorsun sabah kalkınca ilk hocam? Ramazan dışında. Tabii ki kahvemi içiyorum. Bu dediğimiz Türk kahvesini. Sizin Hindistan cevizi yağlı yok mu? Hindistan cevizi yağlı içilebilir dedim. Bağırsakları çalıştırmak için. Tereyağlı da içilebilir dedim. Sağlıklı tereyağlı. Ben onları illa için demiyorum. Ama ben sade kahvemi 2 kupa olarak Türk kahvesini içiyorum. Sonra da Elazığ'dan gelen peynirimi yiyorum. Elazığ'dan tulum peyniri çok özel geliyor. Yani oradan şey yapabiliyorum. Orada onu yiyorum. Ondan sonra da tekrar suyumu içip çıkıp gidiyorum. Bütün gün hiçbir şey yemem ben hastanede. Kahve içerim. Su içerim. O kadar. Sonra da akşam eve gelince 6'da yemeğimi yerim. Evde yani ev yemeği yerim ben. Sokakta biz senelerden beri bir şey yemeyiz. Pişmiş, evde pişmiş, sulu yemekli, ocakta. Sulu yemek, ocakta pişmiş. Biz eski insanlarız. Gündüz çiğnememek için mi hocam hiçbir şey yemiyorsunuz? Yok, dördüncü yumurta tabii ki. Yumurta da yeniliyor. Çünkü sabahları peynirdi, yumurtaydı. Doğal zeytindi. Onları tabii yani. İşte Karatay kahvaltısı var. Ya, yazdık burada. Karatay kahvaltısı diye. Doğru dürüst bir Karatay kahvaltısı yapın. Burada bakın şeyler var ve de işte Karatay mutfağını da yazdık Nihal Hanım'la beraber. Orada da kahvaltı fotoğraflarımız var efendim. O zaman zaten acıkmıyorsunuz. Sağlıklı, muntazam yediğiniz zaman acıkmıyorsunuz. Şimdi besinler 2'ye ayrılıyor. Şu şekilde makro besinler, mikro besinler. Makro besinler doğal tereyağı, doğal protein ve kristal kaya tuzlu sudur. Makro. Mikro besinler, vitaminler, mineraller, yağlar, D vitaminleri, C vitaminleri, çeşitli B vitaminleri, B12 vitaminleri, her türlü B vitamini, A vitamini, D vitamini, E vitamini, K vitaminleri. A vitamini, D vitamini, E vitamini, K vitamini ne de var? Yağlarda var. Sakatatta var. Evet. Kelle parçada var. Hani işte bunlar yendiği zaman sabah iyi bir şekilde, sabahları bazen de şu olarak kemik suyu da içiyoruz biz eşimle. Yaz kemik suyu da içeriz. Acıkmıyorsunuz zaten. Çünkü neden acıkmıyorsunuz? İbn-i Sina 11. yüzyılda diyor ki bir öğün yeterlidir. 2 öğün hastalık. Türkiye'nin bu hastalık haline gelmesinin sebebi 3 ara öğün, evet, ana öğün. Bunu da tabii ki promote eden, hakikaten bana şimdi kızmasınlar, Sağlık Bakanlığı'nın listeleri ve endüstri. Çünkü endüstri, onu da yeni, onların yedikçe acıkıyorsunuz. İşte buna biz savaş açtık. Bu tehlikeli. Şimdi İbn-i Sina diyor ki bir öğün doğru dürüst yerseniz acıkmazsınız. Hakikaten öyle, acıkmıyorum ben. Eşim de acıkmaz. Biz acıkmayız. Ama diyor, çünkü diyor insan vücudu, insan bağırsakları, yani sindirim sisteminin boyu çok uzundur. Süresi çok uzundur. En aşağı bir 12-16 saat geçmesi lazımdır. İyi hazmetmek, doğru dürüst adam gibi hazm olsun diye. En az 12 saat. Evet. Doğru dürüst deyince zaten bu hazım süresine izin veriyorsunuz. Sağlıklı bir hazım süresine izin veriyorsunuz. Ve de 12 saatten sonra hakikaten o sırada enzimler, işte sindirim enzimleri, sindirim mineralleri, sindirim hormonları kendini toparlamaya fırsat buluyor. Yani yeni model lafla recharge oluyor. Evet. Recharge olduğu zaman, doğru dürüst yenildiği zaman, iyi bir recharge olmuş enzim çok daha iyi hazmettiriyor. Ve ince bağırsaktan da rahatlıkla kana rahatlıkla geçiyor. Eğer bağırsaklarınız bozuksa hakikaten tam hazım olmuyor. Bir de İbn-i Sina diyor ki eğer diyor kuşlar kadar diyor kısa olsaydı diyor sindirim sisteminiz her dakika yerdiniz. Tak 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 tak. Tavukları düşünün, kuşları düşünün. Evet. Heh. Sık aralıklarla yani çok sık yerler. Bizim sindirim sistemimiz çok... Yani ikisi ayrı bir olay. Onun için insanlara senelerden beri sık sık yiyin, acıkmayın, sık sık yiyin diye gece insanları, Türk milletini eline büyüttüler. Evet. Ve eline büyüyen Türk insanında da her türlü cihazif hastalıklar kök saldı kardeşim. Genetik hastalık yok. Çevresel bozukluklar, çevresel toksinler, bunlar vücuda girince vücudun DNA'sını bozuyor. Evde kullanılan o deterjanlar vücudun DNA'sını bozulduğu biliniyor. Efendime söyleyeyim, tabii sıvılar da DNA'yı bozdu. Ona ben bir şey demiyorum ama o da uzun sürecek. Ne kadar süreceğini de kimse bilmiyor. Onu da söyleyeyim. Biliyorsunuz bu korona sırasında, alameti sırasında çok büyük bir olaymış gibi insanlara yansıtıldı. Panik yaratıldı. Bir grip hastalığı, grip olan bir kişinin arkasında yoğun bakım gösterildi. Maskeler gösterildi. Yok efendim uzay kıyafetleri gösterildi. Bir grip için bu o kadar yalan, o kadar dolan ki. Bunun için dünyanın deterjanı, dünyanın dezenfektanı kullanıldı ve Marmara Denizi'ne musilaj oldu. Evet. Neden? Deterjanlardan ve dezenfektanlarda bulunan kimyasallar, zehirli kimyasalların biyolojik ortamda yeri yok. İşte insan vücudunda da müsilaj oluşuyor. Ben onu söylüyorum. Yani insan vücudunda müsilaj oluşması kronik inflamasyon belirtidir. Yani kronik inflamasyon olması ve vücudun onunla devamlı mücadele ederek kendini yapması, yitirmesi, bitirmesi, egzost olması diyoruz. Onun için burada hakikaten şimdi bütün dünya da buna geldi. Sağlıklı beslenme. İlaçla bunun alakası yok. İlaç verelim de düzelsin, alakası yok. Sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam biçimi, sağlıklı hava, soluma hakikaten çok çok önemli. Oksijen çok önemli. Bir de insan vücudunun alkali kılmak çok önemli. Bakın Bu kadar kanser arttı değil mi? Evet. Ve de turbo kanser diyoruz. Birdenbire çıkıyor gençlerde. Ve de aşırı ileri aşırı derecede son devresinde çıkıyor. İnsan vücudu alkali olduğu zaman, yani pH değeri 7,5'un üstünde olduğu zaman kanser hücreleri yaşamıyor. İnsan vücudu alkali olduğu zaman kanser hücreleri yayılamıyor. Asit ortamda kanser hücreleri çoğalır. Asit ortamda hızla yayılır. Bir zahmet. Asit ortamında. O zaman kanser metabolik bir hastalıktır. Evet. Asit ortamda ortaya çıkan ve yayılır. Ve yememiz, içmemiz, yaşam biçimimiz, kola bulansı bunlar asit ortamlı. Başta da şeker tabii ki. En başta şeker her zaman. Ve şekere dönüşen her türlü gıdalar. Tabii asit yapıyor. Aynı zamanda katkı maddeleri, hazır gıdalarda, paketlerdeki katkı maddeleri falan vücudu asit yapıyor. Meyveler vücudu asit yapıyor. Meyve suları vücudu asit yapıyor. Doğal dahi olsa. Sıkılmış dahi olsa. Onun için onları yemeyin diyoruz efendim. Yani 40 yılda bir kurtlu bir elma yiyebilirsiniz efendim. Yani doğal. Dün ne dediyse bugün de görüyorsunuz Canan Hoca. O yüzden her yayını, her söyleşisi başucu kitabı, başucu kaynağı. Yine öyle bir yayın olduğuna bütün kalbimle inanıyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz gerçekten ağırladığınız için. Bizim için çok kıymetli bilgiler yine. Arşivlik bilgiler. Biliyorum üzerine çok konuşulacak. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sağlıklı, saatli bir ömür diliyorum size. Çok teşekkür ederim. Sadi Şirazi'nin bir deyişiyle bitirelim. Buyurun. Sadi Şirazi'yi biliyorsunuz. Çok önemli bir İran, yani Fars şairi. O diyor ki, doğru bildiğiniz bir şeyi sakınmayın, açıkça, rahatlıkla söyleyin. Size inanmayan cahiller bir gün pişman olacaklardır. Tam da sözün yeri geldi. Doğru söze ne denir? Sağ olun, var olun hocam. Sizden doğruları dinlemeye devam inşallah. Teşekkürler. Efendim çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için, kıymetli yorumlarınız için, sorularınız için biliyorum olacak Canan Hoca'ya. Sağ olun, var olun. Tekrar görüşmek dileğiyle efendim.